Günaydın dilim. Hayatımın aşkı. Günaydın. Günaydın sevgilim. Biz Derin'le sabahtan beri böyle gösterelim. Şekilleri çalıştık, ismimizi yazdık. Sonra benden tabii ki olmazsa olmaz araba çizmemi istedi. Numaralara ekledik. Kendisi de ufak ufak böyle sanırım araba yapmaya çalışıyor. Ve o yüzden de benim yapmamı istiyor ki dikkatli izliyor çünkü ben yaptığımda. Artık böyle yuvarlak yapıyor. Ama daha aferin aşkısı. Çok mu yaptın? Aferin oğluma. Evet. 8, 10, 11, 12, 13, 14. Aferin oğluma. Herkese günaydın. Bugün her ne kadar geç uyuyup erken uyanmış olsam da. Anne. Efendim sevgilim. Mavi mi istiyorsun? Bir saniye kızlar. Ver yapayım. Şimdi şöyle bir kalem var. Bu kalemleri biliyorsunuz. Rengarenk. Derin çıkartamıyor. Hatta ben de parmağımla çıkartamıyorum. Dişimin yardımıyla. Parmağım kaydığı için. Ah mavi. Mavi. Mavi istedi. Bu arada herkesin görmüş olduğu gibi Derin sol eliyle yazıyor. Yani sol eliyle yazıyor. Solak herhalde. Normalde bize söylenen eğitim alırken işte bir çocuğun 5 yaşına kadar hangi elle yazacağı belli olmaz diye. İki elli olabilir ama işte 5-6 yaşında tam böyle yazmaya başladıklarında belli oluyormuş hangi elini kullandıklarını. Ama Derin fark ettim ki sağ elini hiçbir şeyde kullanmıyor. Yani ne yemek yerken kullanıyor ne dişini fırçalarken bile sol eliyle fırçalıyor. O yüzden bir tuhaf yani. Bilmiyorum. Bu biraz da benim hoşuma da gidiyor sanki. Ben solak olması bilmiyorum. Hoşuma gidiyor sanki. Bir iki yorum almışım. Dikkat et. Derin sol eliyle yazıyor. Değiştirmeye çalış. Asla bir çocuğun hangi eliyle yazmasına siz bir anne olarak karar veremezsiniz bence. Çocuk o elle yazıyorsa yani mutlu olun ki kullanabiliyor elini. Bilmiyorum yani değiştirmek bu İyi bir şey olduğunu düşünmüyorum bence. Artı solak olması bir rahatsızlık değil. Çok eskiden öyle zannediliyormuş. Nadir bir şey olduğu için solak olan insanlara böyle farklı bakıyorlarmış. Ama tabii ki şimdiki zamanımızda öyle değil. Her ne kadar teori daha sebebini bulamasa da solak olan insanların beynini iki kısmına kullandıkları için IQ'lerinin biraz daha yüksek olduğunu söylüyorlar. O yüzden solak olmak bir hastalık, bir rahatsızlık, bir engel değil. Onu da söyleyeyim dedim. Çünkü birkaç yorum almıştım bununla ilgili. Derin şu an içi gidiyor dışarı çıkmak için. Ama uyku vakti de geliyor. Saat 11'e geliyor. Uyusun. Belki bugün dışarı çıkarız. Cuma günü bugün. Yapacak hiçbir şeyimiz yok.
Hey, yapıştırmak ister misin dolaba? Sayılarımıza yapalım mı? Yapıştır bakın onları. O nedir? 4. Aferin sana. 4. 4 numara. Bu? O mavi 2. Sarı. Sarı mı istiyorsun? O 1. Biz. 1. Aferin sana. Bravo tatlıma benim. Anne de kahvesini içsin, olur mu? O 8 numara. Sekiz, number 8. Five. Oh, evet, 5. 5 numara, 5. Ters çevirdin ama. Ters çevir. Böyle yap. Bak böyle. 5. Bravo sana. Bu oda şu an sımsıcak kaynıyor. Aşkım o bir değil ama bire benziyor. Evet, sen şimdilik onu bir zannedebilirsin. Evet. Çok mu heyecanlandın? Bu oda şu an kaynıyor. İnanılmaz derecede anne. Bir güneş var anne. Ve bayağı anne. Bir kaynatmış odayı. Bizim oda da sıcaktı anne, bayağı. Anne bir kapağı. Bu... O hangi numara? 3. Aferin. 3 numara. Bravo sana. O yüzden izin verdim. Burada biraz oynasın. O da sıkılıyor hep aynı odada oynamaktan. Yemek yedikten sonra da bahçeye çıkarız. Biraz kum falan koyarım bahçeye. Uzun zamandır kumla oynamadı. Yemeğimiz hazır. Harika tadı olmuş. Et falan koymadım içine. Bunun adı patates çorbası. Bunu çırpmam lazımdı. Çırpmak. Rendeden geçmesi lazımdı. Ama çok bıcık bıcık olsun istemedim. Sıcak mı hayatım? Dünden kalma 2 tane isim kebabı vardı. Et niyetine de onu yiyeceklerin. Böyle karışık bir şekilde. Bugün Blippi izlemiyoruz. Bugün Mert ve Melis'i izliyoruz. Değil mi Derin? Hadi bize afiyet olsun. Çok tatlısın ya. Surat neydi öyle? Aferin oğluma. Oğlum İslim kebabını çok sevdi. İşaret ediyor diyor bunu ver diyor bunu. İkisini karıştırıp veriyorum. Dün yememişti çünkü. Dün sadece mercimek çorbası içti. Evin bu kısmını görmüyorsunuz. Bugün temizlik günü. Buraların hepsi temizlenecek. Şunları götüreyim derine. Bak, anne bak. Bakıyorum hayatımın aşkı. Bak. Ben izliyorum seni. Al bunlarla da oynayabilirsin. Böyle doldurabilirsin. Tamam mı? Böyle doldurabilirsin. Kovalarım vardı. Onlar nerede acaba? Bak böyle. Aferin. Öyle doldurabilirsin. Arabasını da çıkardım. Aferin hayatım.
deli. Yüzünü başını ne yapmış ya? Ah! 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 Bak sen her tarafımı çizdin. Mami. Mami bak her tarafımı bak her tarafımı boya yaptı derin bak. Her tarafımı boya yaptı. Bak. Aa, kendi elini de boya yaptı derin. Bu. Evet. Bak burada ne yazıyor? Hı? Ne yazıyor orada? Hı? Orada ne yazıyor? Levi. Levi mi yazıyor? Evet. Aferin oğluşuma. Aşkım, annen şu orayı temizledi bir tanem. Allah'ım yine davulu mu buldun oradan? Şimdi şurayı toparladım biraz. Ben böyle oyuncakları toplarken her şeyin eksiksiz olmasına bakıyorum yani sadece toplamıyorum. Bunu ilk aldığımız hafta bu ucu kayboldu gitti yani onu o yüzden hiç bulamıyorum ama evet eksiksiz temizlemeye çalışıyorum ki sonra kaybolmasın tamamen çünkü bir tek ben ayarlıyorum burayı. Burada arabalar biriktiği için şu büyük kutuya geçireceğim bu küçüğünü de diğer odaya alacağım. Şöyle yapıyorum ben. Burada günlük oynadığı oyunlar var. Derin'in kendi başına günlük oynadığı oyunlar var bu işte. Burada da şu kısımda da benimle birlikte oynadığı gün içinde olan oyunlar var. Diğer odayı da biliyorsunuz zaten. Orada da tam birebir yaptığımız aktiviteler var. Bu hafta kitaplarımı değiştirmeyeceğim. Düzenledim onları. Temizleyip koydum. Tekrar yerine koyacağım. Değiştirmeyeceğim onları bu hafta. Çünkü bayağı ilgili şekillerle, renklerle. O yüzden tekrar bu hafta. O yüzden bu hafta tekrar çalışmak istiyorum. Neyse ben buraları bir toparlayayım. Size de göstereyim dedim aynı zamanda. Bayağı bir zaman geçti aradan. Sanırım yalancı sancı deniliyor. Biz burada Braxton Hicks diyoruz. Yani karnım bebek toplanıyor mu? Karnım kasılıyor. Annem diyor bebek toplanıyor. Ama karnım kasılıyor. Sanırım yalancı sancı deniliyor buna. Son iki gündür bayağı bir yoğun bir şekilde yalancı sancım böyle akşama doğru daha yoğunlaşıyor. Herhalde yoruluyorum ve akşamüstü daha da başlıyor. Ay konuşamadım yine ya. Yani yalancı sancılarım başladı arkadaşlar. Sanırım o. Derinde hiç olmamıştı. Direkt doğum oldu yani öyle gittim. Ama öyle. Herkes ne zaman geleceğini merak ediyor bebeğin. Bebeğin tam 3 haftası var gelmek için. Bu ayın 20'sinde gidip doktoru göreceğim. Pazar günü bu pazar. Gidip ultrasona gireceğim. Ondan sonra da 20'sinde salı günü gidip doktoru göreceğim ve doktor karar verecek. Ama ebemle görüştüm geçen birkaç gün önce. Asla ve asla 39 haftadan önce sezaryen yapmazlar diyorlar. Ondan sonra Sinem diye bir arkadaşım var. YouTube'den tanıştım. O da Antalya'da yaşıyor. O da hamile. O da bana dedi ki abla burada 38 haftada alabiliyorlar dedi. Burada öyle yapmıyorlarmış. 39 haftayı bekliyorlar. Sebebi ise bebeklerin ciğerlerin daha fazla gelişmesini istiyor. İğne vurmadan anneye veya çocuğa kendiliğinden gelişmesini istiyorlar. O yüzden şimdi montaj yapacağım. Yemek yedik. Derin uyuttum. Zaten en son ne yaptık bilmiyorum ama 5 gibi falan etrafı topluyordum sanırım. Etrafı topladıktan sonra 5'ti zaten saat. Bayağı bir dinlendim sonra. Uzandım öyle. Ailem geldi. Yemek yedik. Derin uyuttum. Saat 8:30. O yüzden şimdi de montaj zamanı. Montaj yapalım. Montaj bitti. Fark ettim ki bugün hiç kimseyi çekmemişim. Sadece ben ve derim var tüm videolar. Biz ikiziz diye bir arkadaş yazmış ve ailedeki bütün herkesi kapsayan bir tane böyle şiir yazmış. Şiir diyeceğim artık.
Başlıyorum. Siz de tahmin edersiniz her dörtlüğü kime yazdığını. Elmas gibi dişleri, zümrüt gibi gözleri, güzel güzel sözleri, iyi kalpli birisi. Selvi boyu, erkek güzeli. Rica eder annesi, her gün getirir derini. Ancak sever o karısını, tut elinden halay çek. Baba gibi dayı, ailesindeki en dayısı, rüzgar gibi saçları, annesinin kuzusudur. Ne yazık ki Mizgin kaptı onu. Melek gibi kalbi, İngiltere kraliçesi, zaman zaman gelir eve, gelmez o baransız, insanın içini ısıtır, ne de garip adı var. Has Maraşlı, annedir o anne, tutar elinden çocuklarını, indirmez elinden derini, candır o candır, en iyi yemeği o yapar. Kendisinden daha tatlı babası, en az görünen o, melek gibi o, annesi çok sever, lakin pek gelmez eve. Abla hepsini kendim yazdım, aile fertlerini okul lütfen yazmış. Biz ikiziz, gerçekten çok sevindim. Zaman ayırıp düşünüp böyle bir şey yazmak gerçekten yani beni mutlu etti. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben de böyle sizinle paylaşmak istedim bunu. Bugünlük de bu kadar olsun. Herkes evde dinlenmece modunda şu an. O yüzden kimseyi rahatsız edip kamera yüzlerine sokmak istemiyorum. Ben de gidip dinleneceğim birazdan. Şu an zaten kasılmalar yaşıyorum. Ne kadar görüyorsunuz orada bilmiyorum ama pek belli olmuyor da herhalde. Ama bazen kendini çok garip bir şekilde burada topluyor böyle. Bazen tam göğsümün altına geliyor. Böyle nefes alamıyorum gibi oluyor. Bir garip. Bu videoyu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Yarın veya başka bir gün, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.